Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ilk yardım. İlk yardımın giriş konusunu çekeceğimiz için, giriş konusunu konuşup çıkmış soruları çözeceğimiz için önce ilk yardım hakkında kısa bir bilgi vermemiz gerekiyor. İlk yardım sadece E-sınava girecek insanlar için mi önemli? Arkadaşlar, ilk yardımı bütün yetişkinler bilmeli. Bakın, bütün yetişkinler, sürücü olsun, olmasın. Çünkü ilk yardım her zaman sadece trafik kazalarında bize yardımmış gibi bir algı oluşturuluyor. Hayır, ilk yardım sadece trafik kazalarında uygulanmaz. İlk yardımı balkondan düşene de uygulayabiliriz. İlk yardımı elektrik çarpana da oraya uygulayabiliriz. İlk yardımı boğulana da uygulayabiliriz, hayvan ısırıklarında da uygulayabiliriz. Hatta nefes alamayan, boğulan çocuklarda, bebeklerde, yetişkinlerde, herkeste uygulayabiliriz. Yani ilk yardım sadece trafik kazaları için değil, zaten bütün yetişkinlerin bilmesi gereken bir konu. Artı ilk yardım trafik kazalarında da uygulanabilmesi için sadece sürücülerin mi bilmesi gereken bir konu? Tabii ki değil. Bir tek sürücülerin mi başına kaza geliyor? Hayır, yolcuların da başına kaza geliyor, yayaların da başına kaza geliyor. Yani trafiğin içindeki herkes, her yetişkin ilk yardım konusunu bilmeli. Haberlerde görüyorsunuzdur. İlk yardım bilen vatandaş bebeğin hayatını kurtardı. Bakın, öz annesi babası çocuğun hayatını kurtaramıyor, yan masada ilk yardım bilen bir vatandaş kurtarıyor. Yani ilk yardım arkadaşlar hayat kurtarır. İlk yardımı hepimizin bilmesi lazım. Hem genel kültür için, hem hayat kurtarmak için, hem de sınavda başarılı olmamız için arkadaşlar. İlk yardım konusunu işledikten sonra da her zamanki gibi daha iyi pekişsin diye kafamızda ne yapacağız? Akabinde çıkmış soruları beraber çözeceğiz. Konumuza başlayalım. İlk yardımın temel ilkeleri. Öncelikle ilk yardım ne demek? Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili müdahalelerdir. Yani ben her zaman ne diyorum? En basit şekilde anlamak için en basit şekilde aktarmak lazım. İlk yardımın uzun uzun tanımından ziyade şunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. Bir, olay yerinde. Bakın, müdahale olay yerinde. Hastanede değil, ambulansta değil, olay yerinde. 2. Arkadaşlar, hayatta tutmak. Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak ve hayatta tutmak. Yani tedavi etmek değil, ameliyat etmek değil. Bunlar çok karıştırılır. Dikkat edin. İlk yardımcının asıl tanımı da amacı da ne? Olay yerinde müdahale, hayatta tutmak veya kötüleşmesini engellemek. Mümkünse iyileşmesine destek olmak. Bak, iyileşmesine destek olmakla tedavi etmek aynı şey değil. Buradan çok öğrencim soru kaçırıyor, karıştırıyor. O yüzden sizler de karıştırmayın diye tekrar tekrar üzerinde duruyorum. İyileşmeyi desteklemek olabilir ama tedavi etmek, ilaç vermek, muayene etmek bir ilk yardımcının görevi değil arkadaşlar. Evet, devam edelim. Acil tedavi. Acil tedavi ünitelerinde yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. Yani acil tedavi ile ilk yardım da birbirine karıştırmamamız için aslında tanımlar gayet açık. Birisi normal vatandaşlar tarafından olay yerinde ilaçsız yapılan müdahale, diğer arkadaşlar uzmanlar tarafından ve sağlık personeli yani yetkili kişiler tarafından yapılan müdahale.
yetkili kişilerin yaptığına acil tedavi diyoruz. Acil tedavi arkadaşlar doktor ve sağlık personeli tarafından yapılıyor. Ama ilk yardım normal vatandaşlar tarafından yapılan müdahale. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olay olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. Bu da ilk yardım ve acil tedavi arasındaki fark. Burada ilerleyen konularda göreceğiz. İlk yardımcı arkadaşlar şu kadar şöyle mi olmalı, bu kadar böyle mi olmalı, farklı şöyle malzeme olur mu gibi bana ilginç sorular geliyor. Arkadaşlar bir ilk yardımcı bulduğu her şeyden faydalanır. Malzemelerden, insanlardan, yani şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım diye düşünmeyin. Şu ayrıntı nasıl olacak diye düşünmeyin. Ben şok pozisyonu anlatıyorum. İleride göreceğiz. Ayaklar yerden 30 santim kaldırılır. Oradan bana diyor ki hocam 25 santim olmaz mı? Birisi diyor 30 santimi nasıl anlayacağız? Birisi diyor 35 santim olmaz mı? Arkadaşlar yani metre ile santim mi ölçeceksiniz? Lütfen. Sen zaten orada taş bulursan taşı koyacaksın. Yastık bulursan yastığı koyacaksın. Sehpa bulursan sehpayı veya sandalye veya kürsü elindeki imkanlarla ne yapabilirsen onu yapacaksın. Lütfen ayrıntılarda boğulmayalım. Yani ayrıntılarda boğulan bir arkadaşlar var, bir arkadaş silsilesi var. Sizin çevrenizde de muhakkak vardır. Lütfen bunu yapmayalım arkadaşlar. Ben bunu spor derslerimde bile görüyorum. Yani 120 kilo bir arkadaş gelip bana diyor ki hocam süt içersem derim kalınlaşırım. Bana böyle ilginç ayrıntılar soruyor. Ya bizim önce bir vermemiz gereken 40-50 kilomuz var. 40-50 kilo bir fazlamız var. Bizim önce ana sorunlara odaklanmamız lazım. Neden biz ayrıntılarda boğuluyoruz? Sonraki iş arkadaşlar yani. Burada da ilk yardımda da ben şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız. Olay yerinde pratik olacaksınız. Hızlı davranacaksınız ama soğukkanlı olacaksınız. Sakinliğinizi koruyacaksınız. Derken böyle santim soranlar, ilginç soranlar, ilginç soru soranlar oluyor maalesef ki. Lütfen ayrıntıda boğulmayalım arkadaşlar. İlk yardımın öncelikli amaçları. Bakın daha önce de bahsetmiştim. Tekrar şimdi üzerinden detaylı geçerim. 1. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. 2. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. 3. Yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi. 4. İyileşmenin kolaylaştırılması. Bakın burada bitiyor. İyileşmenin kolaylaştırmasından daha ileriye gitmiyoruz. Yani tedavi etmek, ameliyat etmek, ilaç vermek gibi yetkilerimiz yok. Lütfen bunu karıştırmayalım. İlk yardımın temel uygulamalarına baktığımızda KBK'yı görüyoruz arkadaşlar. Muhtemel olarak karşınıza gelmesi yüksek ihtimalli bir soru. İki sınavda bir muhakkak çıkıyor. KBK. Ne demek KBK? Koruma, bildirme, kurtarma. Bu kelimelerin baş harfleri. Koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Şimdi korumaya biraz daha detaya girelim. Arkadaşlar koruma hem kendi can güvenliğimiz hem olay yeri güvenliğini sağlamak. Bazen öğrenciler hocam ya önce kendi canımızı mı düşüneceğiz? Bu bencil bir düşünce değil mi diye soruyorlar. Kesinlikle değil. Biz önce kendimizin güvenliğini sağlamazsak kazazedelere hiç faydamız olmayabilir. O yüzden kendi güvenliğimizi sağlayacağız ki kazazedelerin can güvenliğini de sağlayabilelim. Onlara ilk yardım yapabilelim. Mantık arkadaşlar bu bencillik değil. İlk kendi güvenliğiniz, daha sonra olay yeri güvenliği. Daha sonra bildirme geliyor arkadaşlar. Kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden
gerçekleştirilir. Evet, bildirmeyi de karıştıracağınızı zannetmiyorum. Adı üstünde bildirme, sağlık kuruluşuna haber verme. Bunu da 112 ile yapıyoruz arkadaşlar. 112'yi arıyoruz. Bildirmede de yine tekseniz mecbur siz arayacaksınız. Ama hayır, tek değilsiniz. Birkaç kişi var. Etrafınızda faydalanabileceğiniz insanlar var. Hemen onları aratın arkadaşlar. Siz müdahaleye başlayın. Yani tanıdığınız biri ise isminizle hitap edersiniz. Ali, Ahmet, Mehmet 112'yi arar mısın? Tanımadığınız insanlar varsa sen siyah montlu arkadaşım 112'yi arar mısın? Sen mavi tişörtlü arkadaşım hemen 112'yi arar mısın? Şeklinde insanlardan faydalanabilirsiniz. Ama kimse yoksa direkt siz de arayıp aynı anda da müdahaleye başlayabilirsiniz. Bunların sıralaması nasıl olacak zaten daha sonra detaylıca bahsedeceğim arkadaşlar. Adım adım tekrar anlatacağım. Kurtarma, bakın, uygulamanın en sonunda geliyor. Yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Yani arkadaşlar, hep bana şu sorular çok sorulur. Hocam, filmlerde gördüklerimiz doğru mu değil mi? Bazıları doğru, bazıları değil. Mesela bir kazazede gördüğünde hemen gidip müdahale ediyorsan, koşarak direkt müdahaleye başlıyorsan tabii ki doğru değil. Çünkü adım adım gideceksin, KVK'yı uygulayacaksın. Sadece trafik kazasında da değil. Odaya girdiniz, içeride birisi yatıyor, yerde bir 80 uzanmış veya bayılmış veya vefat etmiş veya şokta, bilmiyorsunuz. Birini gördün, hemen koşup müdahale etmeyeceksin. Önce bir olay yeri güvenliği. Belki ona elektrik çarptı, seni de çarpacak. Belki üzerine bir şey düştü, senin de üzerine düşecek. Her zaman ne diyoruz? Önce olay yeri güvenliği. Olay yeri güvenliğine bakacaksın. Bir problem görmediğin zaman, yani korumayı yaptıktan sonra bildirmeye geçeceksin. Bilinç kontrolü yapacaksın. Bilinç kontrolünden sonra da 112'ye bildirme yapacaksın. 112'ye bildirme yaptıktan sonra son K'ya geçeceksin. Yani kurtarma. Bakın, direkt müdahale değil, en son müdahale. Önce koruma, sonra bildirme, sonra kurtarma arkadaşlar. Bu ayrıntıları unutmayalım. 112'nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir? Buradan da soru gelir. Artı zaten bilmemiz gereken de bir konu. Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlanmalı. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli. Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmeli. Hasta adı ve olayın tanımı yapılmalı. Yine hastanın, yani yaralının sayısı ve durumu bildirilmeli. Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli. 112 hattında bilgi alan kişi gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır. Buradan da soru gelir arkadaşlar. Gerekirse videoyu dondurur, baştan sonra tekrar bir okursunuz. Benim özellikle belirtmek istediğim şu: çok heyecanlıysanız veya bir yakınınızsa soğukkanlı birinin aramasında fayda var. Bir de 112'yi aradığınızda illa fatura adresi olmalı, illa PTT adresi olmalı gibi düşünmeyin. Sizi dinleyen kişinin işini kolaylaştırır. Çok bilindik bir dükkan olur, bina olur, kurum olur, cadde olur. Onların ismini vererek adres tarifini kolaylaştırmalısınız arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk yardımcının müdahale ile ilgili öncelikle yapması gerekenler nelerdir? Hasta yaralının durumunu değerlendirilir. ABC'si ve öncelikle müdahale edilecekler belirlenir. İlk yardımın ABC'si de önemli bir konu. Buradan da sık soru geliyor. Tekrar üzerinde duracağız. Yaralının korku ve endişeleri giderilir. Yaralıya müdahale yardımcı olacak kişiler organize edilir. Yani müdahalede yardımcı olacak kişiler
hızlı bir şekilde organize edilir. Yaralının yarasını görmesine izin verilmez. Bu yaralının psikolojisini daha bozar arkadaşlar. O yüzden yarayı göstermiyoruz. Yaralı sıcak tutulur. Kırıklara yerinde müdahale edilir. Yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunulur. Yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır. Yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. Ancak ağır yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır. Evet, ilk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler. Yaralının durumunu değerlendirmek. Yaralının korku ve endişelerini gidermek. Yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek. Yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek. Kanama, kırık, çıkık ve burkulma gibi durumlarda yerinde müdahale etmek. Yaralının yarısını görmesine izin vermemek. Yaralının hareket ettirmeden müdahale yapmak. Yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak. Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır. Evet, tekrar ettik. Buradan da soru gelirse kaçırmıyoruz arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si. Bu da çok karşınıza gelecek. Hatta buradan birçok şekilde soru karşınıza gelebilir. Yine size aslında bir soru üzerinde 4 farklı soru gelme ihtimalinden bahsedeyim. 1. İlk yardımın A'sı nedir diye sorabilir. 2. İlk yardımın B'si nedir diye sorabilir. 3. İlk yardımın C'si nedir diye sorabilir. 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın A, B, C'si değildir diye sorabilir. Bakın 4 tane farklı soru türü karşımıza gelebilir. Ama bu konuyu bilen biri 4 farklı soru tipini de görse kolaylıkla çözebilir arkadaşlar. Neymiş ilk yardımın A, B, C'si? Gelin hep beraber görelim. Bilinç kontrol edilmeli. Bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilir. A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. B. Solunumun değerlendirilmesi. C. Dolaşımın değerlendirilmesi. Şah damarından 5 saniye veya 10 saniye aralıklarla nabız alınmalı. Şimdi arkadaşlar, burada da yine bakın, kazazedenin bilinç kontrolünü yaptınız. Daha sonra bilinç kontrolü nasıl yapacağız? Ondan da bahsedelim lafı gelmişken. Hem fiziksel hem işitsel. Kazazedenin omuzlarına baskı uygulayacaksınız. Beyefendi, beni duyuyor musun? Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Hem bağıracaksınız, hem arkadaşlar dokunacaksınız. Omuzlarına bastırarak onun zihnine ulaşmaya çalışacaksınız. Eğer bir tepki alırsanız bilinci var demek. Tepki alamazsanız ses, hareket, bir görüntü, bir mırıldanma veya bir davranış alamazsanız bileceğiz ki bilinç yok arkadaşlar. Bilinç kontrolünden sonra hemen ne yapacağız? İlk yardımın A, B, C'sine bakacağız. Yani ilk kanamalara bakın müdahale etmiyoruz. Dolaşım sistemi yani kan dolaşımı sistemi en son geliyor, C'de geliyor. İlk olarak hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Bu ABC'nin A'sı oluyor. B solunumun değerlendirilmesi, C dolaşımın değerlendirilmesi. Burada bilmemiz gereken diğer bir ayrıntı ne? İlk yardımın ABC'sinin A'sını yapmadan önce, yani hava yolu açıklığının değerlendirilmesini yapmadan önce hangi pozisyonu veriyoruz? Tabii ki arkadaşlar baş geri çene pozisyonu veriyoruz. Bakın baş geri çene pozisyonu vermemizin sebebi hava yolunu açmak. Bunu yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle ağızcı kontrolünü yapmanız lazım. En sık yapılan hataların başında geliyor.
Ne diyoruz hep? Cahillik kurtarayım derken daha öldürebilir. Siz eğer ağız içi kontrolünü yapmadan baş çene pozisyonu verirseniz, ağzın içinde kusmuk olabilir, kan olabilir, yabancı cisim olabilir, dişleri kırılmış olabilir, farklı materyaller olabilir. Daha ne yapıyorsunuz? Bunları ciğere gönderiyorsunuz. Kazazedeyi daha kötü bir duruma getiriyorsunuz. Bunun önüne geçmek için önce ağız içi kontrolü yapacağız. Daha sonra arkadaşlar baş geri çene pozisyonu vereceğiz. Direkt bazen baş çene pozisyonu diye de geçebilir. Baş geri çene pozisyonu olarak da geçebilir. Bizim için aynı şey. Bunu yapmadan önce ağız içi kontrolünü yapıyoruz. Bilinç yok ise elimizi ağzına sokacağız kazazedenin. Tekrar ediyorum. Kazazedenin bilinci yerindeyse asla elimizi ağzına sokmayacağız. O yaranın verdiği şiddetli ağrıyla parmaklarımızı bile koparabilir. Bilinç yoksa arkadaşlar ağız içini boşaltacağız. Gerekirse dil geriye kaçtıysa dili tutup çekeceğiz. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayalım. İlk yardımda öncelik sırası. Öncelikle solunumu duranlar, solunum zorluğu çekenler, kalbi duranlar, kanaması olanlar, şoka girenler sırasıyla ilk yardım yapılmalıdır. Yine burada görüyorsunuz, burada da filmlerde birçok yerde yanlışlıklar var. Kimden kan fışkırıyorsa ilk ona koşuyorlar. Bu da büyük bir hata. Bakın kan nerelerde geliyor? Çok arkalarda geliyor arkadaşlar. Her zaman birden çok kazazede varsa ilk solunumu duranlar arkadaşlar. Çünkü önce kanaması olan ölmüyor. Önce nefes alamayan ölüyor. Bizim için en önemli şey oksijen. Oksijen, oksijen. Hava almalı. Kazazede önce nefes almalı. İlk solunumu duranlar, bakın iki solunum zorluğu çekenler. Hala gördüğünüz gibi korumuz solunum. 3 kalbi duranlar, 4 kanaması olanlar, 5 şoka girenler şeklinde önceliğimiz olmalı. İlk yardımcı ve özellikleri, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı. Önce kendi can güvenliğini korumalı, sakin olmalı, paniğe mani olabilmeli, kendine güvenli olmalı, olay yerine hakim olmalı, eldeki olanakları iyi değerlendirebilmeli. Hayat kurtarma zincirinden de çok soru geliyor arkadaşlar. Onu da görelim. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son 2 halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının görevi değildir. Evet, yani ilk 2 halka bizi ilgilendirirken ilk yardım bilen vatandaşları, son 2 halka ileri yaşam desteği olduğu için sağlık personelleri tarafından yaptır arkadaşlar. Halkalarımıza bakalım. Birinci halka 112'ye haber verme. İkinci halka olay yerinde yapılan temel yaşam desteği. Bu ikisi bizi ilgilendiriyor. Üçüncü halka 112 ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler. Yani 112'nin gelmesi, ambulansta veya olay yerinde gelen sağlık personelinin müdahale yapması. Dördüncü halka hastanede, acil servislerde yapılan müdahale. Yani gördüğünüz gibi 3 ve 4'ü uzman kişiler ve sağlık personelleri yaparken 1 ve 2'yi biz yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da soru gelirse kaçırmıyoruz. Evet, konumuzu hayat kurtarma zinciriyle bitirdik. İkinci videoda, ikinci konuda bunlara tekrar değineceğiz. Soru çok geldiği için arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden İlk sorunun çıkmış sorularına geçelim. Çıkmış sorularını beraber çözelim. Evet arkadaşlar, ilk yardımın ilk dersinin çıkmış sorularına başlayalım. Soru 1. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 acil yardım servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 acil yardım servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Olayın tamamını yapmaktan kaçınmak. B. Kimin hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak. C. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak. D. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek. Her zaman ne diyoruz? Soruların son kelimesi önemli. Hangisi doğrudur demiş bakın. Olumsuz sormuyor. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki C şıkkı arkadaşlar. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak. Eleme yoluyla da gidebilirdik. Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak zaten yanlış. Bize doğru olanı soruyor. Kimin hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak yanlış. Hangi numaradan aradığımızı ve kim olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek yanlış. Hangi uygulama yaptıysak bunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Eleyerek de gitseydik yine doğru şıkkı yani C şıkkını bulabilirdik. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? A. Trafikteki kaza sayısını azaltmak. B. Sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak. C. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Öncelikli amaçlarındandır. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki arkadaşlar D şıkkı yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ilk önceliklerimiz arasında geliyor. Yine eleyerek gitseydik de bulurduk. Trafikteki kaza sayısını azaltmak olamaz önceliğimiz. Sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak olamaz. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak önceliğimiz olamaz. İlk bizim önceliğimiz kaza zedele hayati bir tehlike varsa onu ortadan kaldırmak ve yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Soru 3. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Evet, hangisiyle ilgilidir demiş. A. Bildirme, B. Koruma, C. Kurtarma, D. Tedavi etme. Zaten bakın şurada ipucunu aldık. 112 acil telefon. 112'yi gördüğümüz zaman aklımıza ilk hangisi gelmeli arkadaşlar? Tabii ki A şıkkı bildirme olacaktı. Sorumuzun cevabı ilk yardım uygulaması neydi? KBK. KBK'nın B'si bildirmeden bahsediliyor arkadaşlar. Soru 4. Bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirilmesini yapan bir ilk yardımcı 1. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor. 2. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. 3. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor. Evet, bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar, hatalı davranmıştır. Hatalı davrandığı şıkkı istediği için sorumuzun doğru cevabı tabii ki C şıkkı. Yalnız 3 olacaktı. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretlemesi zaten gerekiyor. Yine kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma ve çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermemesi de
doğru bir hareket. Ama arkadaşlar, birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen, yani bilinci olmayan bir kazazedeye şekerli içecekler verilmez. O yüzden bu yanlış, bizden de yanlışı istediği için doğru cevap C şık. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? A. Kırıklara yerinde müdahale etmesi. B. Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi. C. Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması. D. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması. Evet. Değildir demiş. Her zaman diyorum. Her videoda diyorum. Hadi bu videoda da tekrarlayalım. Son kelimeler önemli. Her videoda tekrarlamama rağmen buradan yine öğrenci soru kaçırıyor. Sonra da hocam soruyu yanlış anlamışım diyor. Soruyu yanlış anlarsan cevabı da büyük ihtimalle yanlış verirsin. Evet arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması yanlış. Ne demiştik? Önce kendi güvenliğimiz ve olay yeri güvenliği demiştik. Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması olması gereken, kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi olması gereken, kırıklara yerinde müdahale edilmesi olması gereken, bakın ama bize olumsuz sormuş, olmaması gereken hangisi? Önlemlerden biri değildir dediği için cevap D şık. Soru 6. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Amaçlarındandır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktı arkadaşlar. Yaşamı korumak zaten ilk yapmamız gereken en önemlisi. İyileştirmeyi kolaylaştırmak en son amaçlarımızdan biriydi. Ve durumun kötüye gitmesini önlemek yine amaçlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Burada yanılmayın, 2'yi de saymamız gerekiyor. Çünkü tedavi etmek veya ameliyat etmek demiyor bakın. Sadece iyileşmeyi kolaylaştırmak diyor. Konu anlatımında bahsetmiştim. Bunu karıştıran öğrenci yanlış işaretler. Buna dikkat edelim. Cevabımız D, 1, 2 ve 3 olacak. Soru 7. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması. Hangisi amacını oluşturur demiş. A. Yaralıyı değerlendirmenin, B. Trafik kazalarını azaltmanın, C. Sağlık personeli niteliği kazanmanın, D. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmanın. Evet, sorumuzun doğru cevabı tabii ki arkadaşlar A şıkkı, yaralıyı değerlendirmenin amacını oluşturur. Gördüğünüz gibi diğer seçeneklerle bir alakası yok. Soru 8. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? A. Bildirme, B. Koruma, C. Kurtarma, D. Tedavi etme. Evet arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabı B şıkkı, koruma olacaktı. Zaten bakın burada da ne demiş? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek. Yani önce koruma yaparak
doğabilecek yeni sorunların önüne geçmek arkadaşlar. Soru 9. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İlk yardımcı başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır. Nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Bak dinle hisset yöntemi. B. Hemlik manevrası. C. Turnike uygulaması. D. Şok pozisyonu. Evet arkadaşlar. Bu konuyu da daha sonra size detaylıca anlatacağım. İlk yardımcı başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır ve 10 saniye ile neyi değerlendirir? Tabii ki A şıkkı, bak, dinle, hisset yöntemi olacak. Bunun daha da detaylı size anlatacağım. Bak, dinle, hisset yönteminde nabızı, yani solunum yapıp yapmadığını anlamamızın birçok yöntemi var. Yani sadece hocam işte bileğine baktım anlamadım, o zaman bırakayım müdahale etmeyeyim, ya da boynundan baktım nabız alamadım, o zaman bırakayım müdahale etmeyeyim demeyeceksiniz. Bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Bunların detaylarını daha sonra sizlere anlatacağım. Devam edelim. Soru 10. Ülkemizde 112 acil telefon hattı öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır? A. İtfaiye. B. Ambulans. C. Polis imdat. D. Jandarma imdat. Öncelikle hangi hizmet için diyor bakın. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki arkadaşlar B şıkkı, ambulans olacak. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması. B. Kimin hangi numaradan aradığını bildirilmesi. C. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi. D. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki A şıkkı arkadaşlar. Bakın kaçırmayın demiştim. Son kelime biri değildir dediği için adres bilgileri vermekten kaçınılması olamaz. Tam tersi olmalıydı. Çünkü adres vermezsek ambulans nereye geleceğini bilemez arkadaşlar. Soru 12. Kazazedenin durumunu değerlendirirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Yaşı, B. Boyu, C. Cinsiyeti, D. Vücut ısısı. Evet, sorumuzun doğru cevabı bakın yaşam bulguları diyor. Yaşı bize göstermez, hayatta olup olmadığı ile ilgili bir işaret veremez. Boyu da öyle arkadaşlar. Cinsiyetinin de bir önemi yok. Tabii ki D şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Soru 13. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A. Sürücü. B. Girişimci. C. Trafik polisi. D. İlk yardımcı. Evet, tanım vermiş bize arkadaşlar soruda. Bu hangi şıkkın tanımıdır diyor. Şıklara baktığımızda doğru cevap tabii ki ne olacak? D şıkkı, ilk yardımcı olacak arkadaşlar. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? A. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. B. Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi. C. Araç LPG'li ise
bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması de kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Evet, bazen soruyu olumlu verir, şıkları olumsuz. Bazen soruyu olumsuz verir, şıkları olumlu. Kafanızın karışmasına izin vermeyin. Bakın, yapılması gereken uygulamalardandır dediği için doğru şıkkı arıyoruz. Olumlu, yani olumsuzu değil. Tabii ki sorumuzun doğru cevabı A şıkkı, yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması doğru olan arkadaşlar. Diğerlerine baktığınızda zaten doğru olmadığını görürsünüz. Özellikle aracın kontağı açık bırakılmaz, kapatılır. LPG'li ise bagajda bulunan vana kapatılmaması lazım demiş. Hayır, tam tersi, kapatılır gaz kaçağı olmasın diye. Yine diğer sürücülerin görmesine engellenmesi için mücadele edilmez. Bizim ilk yardımcıyla, kazazedeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirmesi işlemini kapsar? A. Koruma, B. Bildirme, C. Kurtarma, D. Tedavi etme. Evet, aynı soru bakın bir daha sorulmuş, sınavda çıkmış, bir daha karşımıza geldi. Sizin gireceğiniz sınavda sizin de karşınıza gelebilir. O yüzden 15. sorunun cevabını sizden bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım. Doğru anlamış mısınız, anlamamış mısınız? Ben de göreyim. Yanlış yazan arkadaşların yanlışını düzeltelim. 15. soruyu sizler cevaplayacaksınız. Ben devam ediyorum. Soru 16. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omuzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Dolaşım, B. Bilinç durumu, C. Solunum, D. Hava yolu açıklığı. Konu anlatımında bahsetmiştim. Hem işitsel hem fiziksel zihne ulaşmaya çalışıyoruz. Kazazedeye soruyoruz demiştim. Tanımadığımız biri ise hanımefendi, beyefendi diye sesleniyoruz. Tanıdığımız biri ise Ali, Ayşe, beni duyuyor musunuz? Rahmet Bey, işte Fatma Hanım, beni duyuyor musunuz şeklinde ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu yapılan kontrolün, değerlendirmenin adı nedir diye soruyor. Tabii ki sorumuzun doğru cevabı B, bilinç durumu olacak. Soru 17. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? 1. El freni çekilmesi. 2. Kontağın kapatılması. 3. LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki arkadaşlar D 1, 2 ve 3 olacaktı. El freni çekilecek, kontak kapatılacak, tüpün vanası da kapatılacak. Bu önlemlerin hepsini almamız gerekiyor. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A. Kırıkların tespit edilmesi, B. Dolaşımın değerlendirilmesi, C. Solunumun değerlendirilmesi, D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar tabii ki A şıkkı, kırıkların tespit edilmesi. İlk yardımın ABC'si içinde yer almaz. Hatırlarsanız bu konuyla alakalı birçok soru gelebilir demiştim. İlk yardımın ABC'sinin A'sı nedir? B'si nedir? C'si nedir? Veya hangisi ilk yardımın ABC'si değildir şeklinde sorular gelebilir. Bu ilk yardımın KBK'sı içinde geçerli arkadaşlar. K'sı nedir? B'si nedir? Diye de sorabilir. Tabi sırasını söyleyerek, çünkü iki tane K var. İlk yardımın KBK'sının ilk K'sı nedir diyebilir. Veya B'si veya son K'sı veya hangisi ilk yardımın KBK'sı değildir diyebilir.
veya gördüğünüz gibi soruda tanımını verir, şıklarda bu tanımın karşılığını, açıklamanın karşılığını ister. Siz konuyu bilirseniz soruyla şıklar ne kadar yer değiştirirse değiştirsin çözebilirsiniz arkadaşlar. Zor bir konu değil. Sadece bilmemiz lazım. Sadece bilmemiz lazım. Mantık yürüterek her soruyu gördüğünüz gibi yapamıyoruz. İlk yardım mantık yürütebileceğimiz sorular da karşımıza çıkacak ama genelde bilgiye dayalı sorular daha çok karşımıza çıktığı için bilmemiz gereken bir konu. Ve yine videonun başında niye bilmemiz gerektiğini, sadece ehliyet için mi, sadece e-sınav için mi bilmemiz gerek diye bir açıklama zaten yaptım. Aynı konuları tekrar konuşmaya gerek yok. Sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.